Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane patatesle hem kolay hem de çok az malzemeli kahvaltılık tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Patateslerimi dilimleyerek yapımına başlıyorum. Çok kalın değil, çok da ince değil. Patateslerimizi halka halka bu genişlikte doğrayalım. Doğradığım patateslerimi kenara alıyorum. Tavama bir tatlı kaşığı tereyağı sürdüm. Bolca sürelim. Ve hazırladığımız patatesleri bir üzerine gelecek şekilde tavamıza dizelim. Patateslerimin hepsini dizdim arkadaşlar. Şimdi pişirmeye geçelim. Tavamı ocağıma aldım. Ocağımın en büyük gözünü en kısa aldım. Tavama uygun bir kapak kapatıyorum. Kısık ateşte patateslerimiz yumuşayana kadar pişirelim. 4 tane kabıma yumurta kırıyorum. Benim kullandığım yumurtalar küçük boy arkadaşlar. Büyük boysa kullandığınız yumurtalar 3 tane yeterli olur. Üzerinden bir fiske tuz atalım. Çok az attım. Biraz da patatesini ekleyeceğim. Yumurtalarımızı çırpalım. Patateslerimi yumuşayana kadar pişirdim. Şöyle çatalla kontrol edelim. Patateslerimiz yumuşadıysa üzerine yumurtasını dökmeye geçelim. Çırptığım yumurtamı eşit şekilde üzerinde şöyle gezdire gezdire bir yere döküvermeyelim. Bir anda dökülüveriyor. Dikkatli bir şekilde gezdire gezdire patateslerin üzerini kapatacak şekilde yumurtamızı dökelim. Üzerine 40 gram rendelenmiş kaşar ilave ediyorum arkadaşlar. Kaşar ilave etmeden bu şekilde de pişirebilirsiniz. Üzerinden birazcık baharat ekliyorum. Biraz pul biberi. Birazcık karabiber. Biraz da kırmızı biber ekliyorum. Çok az da üzerinden tuz atıyorum. Patatesin üzerinden atacaktım. Unutmuşum arkadaşlar. En üzerinden atıyorum. Siz tuzunu patatesin üzerinden ekleyin. Tavamın kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Kahvaltılarımız hazır arkadaşlar. Yumurtalar pişip kaşarlar eriyene kadar beklettim. Şimdi servise hazır. Kahvaltılığım servisi hazır. Şuradan büyük bir dilim alıp şöyle tavama temas ettirmeden üzerinden şöyle de göstereyim. Gerçekten sizce de pratik ve çok lezzetli gözükmüyor mu arkadaşlar? Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız bu gibi tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.